Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Pathfinder oylama ve Loop Airdrop videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder oylama uygulamasına göre bu videonun konusu Litecoin, bu videodan bir sonraki videonun konusu da Clover Finance projesi olacak. Hemen Litecoin'e gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Litecoin 18. sırada ve yaklaşık 4.4 milyar dolar market cap'e sahip. Web sitesine girip ne olduğunu hemen anlamaya çalışalım. Web sitesine girdiğimizde kocaman bir sloganla zaten ne olduğunu bize anlatıyor. Ödemeler için bir kripto paradan bahsediyoruz. Yani bir dijital varlık sadece ödemeler için hazırlanmış, bu fokusla oluşturulmuş bir proje. Ve tabii ki kendisine ait de bir blockchain'i var. Peki bu blockchain diğer blockchain'lerle aynı modelde mi? Az sonra birazcık anlamaya çalışacağız ama temel olarak şunu bilmemiz lazım. Bu blockchain Ethereum'a benzeri blockchain'ler gibi değil. Yani çok geniş çaplı üzerinde smart kontratlar ve uygulamalar detaylı bir şekilde hazırlanan bir blockchain değil. Bitcoin'in blockchain'ine benzer bir blockchain. Bitcoin gibi ödeme aracı olmak, sadece bir dijital varlık olmak hedefli proof of work bir blockchain. Tabii Bitcoin blockchain'den bazı farklı özellikleri de var. Onları anlamaya çalışacağız. Hemen kaynak kontrolüne gelelim. Bize CoinGecko toplam kaynağı 84 milyon ve maksimum kaynağı 84 milyon göstermiş. Bir kere bu doğru mu? Bunu internetten araştırabilirsiniz. Litecoin yaklaşık 12-13 yıllık bir proje ve artık bu kripto piyasasındaki herkesin bildiği bir proje. Ve toplam kaynağı 84 milyon olarak sabit şekilde çıkartılmış blockchain üzerinde bir proje. Yani aslında bu toplam kaynak 84 milyon ve hareket edemez. Fakat Litecoin projesinin de bir ekip çıkartmış ve ekibin kim olduğu belli. Ekipte çok küçük olmayan bir ekip, orta seviyeli bir ekip. Bu ekip gerektiği takdirde burada değişiklik yapma hakkına sahip mi? Evet, değiştirebilir. Fakat birincisi 11-12 yıl geçmiş, böyle bir durum hiçbir zaman mevzu bahis bile olmamış. İkincisi böyle bir şey yapmaya kalksalar bile Litecoin blockchain'i ve şu an içinde bulunduğu durumda bunu gerçekleştirmeleri çok ciddi derecede zor. Yaklaşık 1-1,5 yıllık itinalı bir çalışma gerektirecek bir şey bu. O yüzden biz burada toplam kaynağımızı, maksimum kaynağımızı 84 milyon diye sabit varsayabiliriz. Peki sirkülasyon kaynağımız 71 milyon 640 bin görünüyor. Bu doğru mu? Tarayıcıya geldiğimiz zaman Litecoin'in kendi tarayıcısı da var ama başka bir sürü tarayıcı da işte yıllardır altyapı oturduğu için Litecoin blockchain'i takip edebiliyorlar. Benim bunların arasında en beğendiğim TokenWeave, bunu gördüğüm zaman genelde buna giriyorum. Önceki videolarda bazen girmiştim. Sağ en üstte Others var. Others'ta Charts var. Charts'a bastığımızda karşımıza grafikler çıkıyor. Litecoin blockchain'in grafikleri. Aşağılarda Mining Outputs diye bir grafik var. Onu yeni sekmede açtım. Yeni sekmeye geldiğimiz zaman burada en sağ tarafa geldiğimizde sirkülasyon kaynağını görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere pop-up penceresinin üzerinde yazıyor 71 milyon 640 bin tane sirkülasyon kaynağı var. Yani buradaki rakam olduğu gibi doğru. Aynı zamanda buraya gelmişken ona da bakalım. Bu grafiğin en aşağısındaki şu ibreyi sola doğru çektiğimizde 2012'den bugüne kadarki sirkülasyon kaynağı artış grafiğini görüyoruz. Burada belli noktalarda kırılmalar olduğunu görebilirsiniz kendiniz de açarsanız. Çünkü Litecoin'in halving özelliği de var. Yani yarılanma, yani madenciliği yapan makinelerin çıkardığı ödüllerin bir anda yarıya düştüğü özel blok numaraları, özel günler var. Önümüzde de 2023'ün Ağustos'unda yine bir halving, yani yarılanma dönemi geliyor. Sirkülasyon kaynağı artış miktarının daha da azalacağını görüyoruz ki zaten toplam kaynakla 84 milyon şu an 71.600'lere kadar ulaşmış. Peki buradakilerin hepsi sirkülasyonda mı? Bu 71.640'ın. Onu anlamak için yine cüzdanlara da bakmamız lazım. Yine TokenWeave'da sağ üst tarafta Rich List diye bir link var. Buna bastığımız zaman karşımıza cüzdan dağılımı çıkıyor. Buradaki cüzdan dağılımlarında yan sekmelerde açmamız aslında gerek bile yok. Burada şurada yüzdeleri görüyoruz. Şurada da transaction numaralarını görüyoruz. Burada işte 50'nin altında olan transaction numaralarının cüzdanlarını sirkülasyon dışı varsayabiliriz. Yani burada 36 tane olan var, 25 var, bir tane 1 var, 11 var, 1 var, 26 var. Hani buradan aşağısına, ilk ondan aşağısına çok bakmaya bile gerek yok. Zaten oranlar 0.5'lerin altına düşüyor. Eğer buradan bu oranları toplamaya kalkarsanız yaklaşık böyle %6 civarlarında, 7 civarlarında bir miktarı sirkülasyon dışı
varsayabiliriz aslında. Yani bir hesap yapmak gerekirse, buraya göre bir hesap yapmak gerekirse 71.6 bölü 84 dediğimiz zaman bize CoinGecko'nun verdiği rakam aslında %85 civarında sirkülasyon miktarı. Bizim bulduğumuz rakam 71 eksi 7 bölü 84. Biz de %76 civarlarında buluyoruz. %85 ile %76'nın ortalarında bir yeri bulmaya kalkarsak %80'ler civarında bir sirkülasyon miktarı var diyebiliriz. Grafiğimize gelelim. Grafiğimiz yaklaşık 2013 civarlarında girmiş. CoinGecko'ya bundan bile eski proje 2011'lerde çıkmış. 2013'ten günümüze kadar 7, 8, 9 kaç yıl yapıyor? 9 yıl yapıyor. 9 yıldır CoinGecko'da. Gördüğünüz üzere 2017-2018 boğası, 2021 boğası ve biz daha portakalda vitaminken 2013 boğasındaki grafiklerini burada görebiliyoruz. Karşımıza nadir çıkabilecek özellikle bir proje. Grafik konsolidasyonu tamamlamış. Evet, bu YouTube kanalında incelediğimiz projelerin içerisinde ilk defa konsolidasyonunu tamamlamış bir projeyle karşı karşıyayız. Çünkü sirkülasyon miktarımız %80'lerde ve grafik 10 yıldır burada karşımızda. Bu tabii ki artı özelliklerden, videonun sonunda yine değineceğiz. Borsalara geldiğimiz zaman bütün büyük borsalarda, bütün büyük payelerde olduğunu ve bunların hepsinin yeşil yandığını, çok da ciddi bir hacme sahip olduğunu görebiliyoruz. Detaylarına girmeden önce bir hızlı özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz çok düşük. Grafiğimizdeki riskimiz çok düşük. Borsalardaki riskimiz çok düşük. Evet, şimdi detaylarına girebiliriz. Çok nadir söylediğimiz şeyler bunlar. GitHub'a geldiğimiz zaman yaklaşık 18 tane, 28 tane paylaşım olduğunu görüyoruz. Bu paylaşımlardan yaklaşık 15-16 tanesinin tam olarak projeye özel olduğunu görebilirsiniz. Bunlardan yaklaşık 4-5 tanesi geçtiğimiz aylarda hani güncellenmiş. Bazı kişiler buraya entegre, doğru düzgün bir GitHub altyapısı var. Fakat burada yoğun bir çalışma yok. Bu açık ve net bir şekilde görünüyor. Neden yoğun bir çalışma yok? Çünkü zaten 10 yıllık bir proje. Bütün doneleri yerine oturmuş bir proje. Aynı zamanda sadece ödeme aracı olarak çıkmış bir proje olduğu için zaten hani smart kontratlar ve yan uygulamalar aşırı derecede fazla olmadığı için burada yoğun bir çalışma yok. Bu eksi olarak sayılabilir mi? Videonun sonunda yorum yapmaya çalışalım. Twitter'da 210K takipçi var. 18. sırada olan bir proje için 210K takipçi iyi bir rakam değil aslında. Birazcık düşük diyebiliriz. Orta seviyelerde, orta düşük seviyelerde diyebiliriz. Paylaşımlara bakarsanız projenin paylaşımlara devam ettiğini ve aktif olarak tasarımın, takibin, partnershiplerin sürdürüldüğünü görebilirsiniz. Neden bu kadar çok fazla takipçi yok? Çünkü Litecoin bir sadece ödeme aracı olarak çıkmış ve bugünlere kadar gelmiş bir proje olduğu için kriptodaki hype'ları, metaverse'leri, NFT'leri, oyunları ve Web3'leri, trendleri çok iyi yakalayabilmiş bir proje olmadığı için Twitter'ın da çok ciddi takipçiye henüz ulaşmamış. Şimdi web sitesine gelelim ve projenin ne olduğunu anlamaya çalışıp hızlı bir şekilde web sitesinin üzerinden geçelim. Sol en üstte normalde Ethereum'u koyuyoruz. Tabii Ethereum'u da koyalım şimdi buraya. Bitcoin'i de koyalım. Litecoin olsun. Bir de Litecoin'e benzer bazı başka blockchain'ler var. Onlardan da esinlenelim. Sol üst tarafta Bitcoin'imiz var. Burada Ethereum'umuz var. Burada Nano'muz olsun. Benim hatırladığım kadarıyla Nano vardı. Bu YouTube kanalında videosunu çekmiştik yine. Ve Litecoin'e benzeyen işte bazı başka blockchain ve coin projeleri de var. Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, böyle bir sürü var, çeşit çeşit. Litecoin de burada dursun. Şimdi birincisi, Litecoin Ethereum'a benzemiyor. Çünkü Litecoin bir smart contract platformu değil. Üzerinde devasa yazılımlar yazabileceğiniz, Ethereum'un getirdiği yenilikçiliği kendi içerisine almış bir proje değil. Litecoin daha çok Bitcoin'e örnek almış bir proje. Bitcoin'den bazı farklı özellikleri var ve bunu yapmaya çalışan yine Nano'ya benzeyen başka bazı farklı isimli projeler, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, işte Bitcoin Diamond gibi bazı başka projeler de var. Bunları yapmaya çalışan hepsinin farklı farklı özellikleri var. Peki Litecoin burada nerede? Bir kere Bitcoin'den Litecoin'in hızı 4 kat yüksek. Komisyonda 4 kat düşük. Bu geçtiğimiz yıllar boyunca hep böyle devam etmiş bir şey. Şu anda Litecoin'in altında bazı ufak tefek çalışmalar var. Benim ufak tefek dediğime bakmayın. Litecoin üzerine bir değişiklik yapmak çok zor olduğu için bu en ufak tefek dediğim iş bile bir yıllık bir çalışma gerektiriyor. Bunlardan bir tanesi Mimble Wimble diye bir şey. Az sonra detaylı görmeyeceğiz ama nerede olduğunu, adını nerede olduğunu göreceğiz. Mimble Wimble dediğimiz şey
bu özelliği biraz daha arttırmış. Bunu 6 katlara kadar çıkartmış bir şey. Yani şu anda 5-6 kat kadar Bitcoin'e göre hızımız daha yüksek, komisyonumuz da daha düşük. Aynı zamanda Litecoin'in altında şu anda smart kontratlarla da etkileşime girebilsin diye hazırlanan bir yan ürün var. Onun dışında bazı ufak başka yeni ürünler de var ki Litecoin'i trendleri yakalamaya en azından birazcık yakınlaştırabilsin. Özgün yapısını bozmadan. Bu sebeplerden ötürü Litecoin'in Bitcoin'den bazı yanlarda daha üstün olduğunu görebiliyoruz. Fakat burada tabii çok fazla algı olayı var. Videonun sonunda birazcık daha anlamaya çalışacağız onu. Bitcoin tabii yerini etmiş, ismi herkesin beyninde kazınmış bir şey. Tabii Litecoin dediğimiz zaman kripto piyasasındaki insanlar çok iyi biliyorlar ama bunu bilmeyen daha bir sürü insan var. Tabii kripto piyasasına yeni gelen insanların erken karşılaştığı projelerden bir tanesi. Burada projenin altyapısını incelemekten çok Bitcoin'e benzer bir proje olduğu için daha çok algı ve dünyadaki yerini iyi anlamak gereken bir proje. Bu bakış açısıyla videonun sonunda ben yine değerlendirmeye çalışacağım ama temel olarak proof of work olduğunu, Bitcoin'den daha hızlı, daha düşük komisyonlara sahip olduğunu, trendleri yakalamak için bazı yeni ufak tefek girişimlerde bulunmaya çalıştığını, tokenomics'inin çok iyi noktalarda olduğunu ve bu tokenomics durumunun yanında halving sisteminin olduğunu ve önümüzdeki ilk halvingin de Bitcoin'den daha önce gerçekleşeceğini bilmemiz gerekiyor. Tabii yarışmacılarımız da var. Genel olarak Litecoin'in yapısı bu şekilde. Madencilik yapmak için Bitcoin'deki gibi çok devasa güçlü makineler değil, daha az güçlü makinelerle madencilik yapılabiliyor. Web sitesinin üzerinden şimdi hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Şurada bir download linkimiz var. Uygulaması var. Bu uygulama tabi burada hemen Windows olarak çıktı. Ben Windows'tan girdiğim için diğer platformlarda da var. Cüzdan artı blockchain'i inceleyebildiğiniz küçük bir uygulama olarak düşünebiliriz. Biraz da aşağı indiğimiz zaman Litecoin nedir diyor. Az önce yukarıda bahsettiğimiz konular. Burada 6 tane temel element var. Sol altta blockchain, kendine ait bir blockchain'i var. Cüzdan şifreleme sistemi var, kendine ait bir cüzdanı var. Mining ödülleri var, proof of work ve madenci makineler var. Madenci makineler madenciliği yaptıkça yeni Litecoin çıkartıyorlar ama halving sistemimiz var. 2023'ün Ağustos ayı gibi bir halving gerçekleşecek. Her şey açık kaynak kodlu. Kaynaklarımız burada diyor. Bu burun altında bir wiki linki var. Bu wiki'ye girdiğinizde hani dokümantasyon gibi düşünebilirsiniz burayı. Çok iyi bir dokümantasyon, çok iyi bir wiki değil. Orta seviyede bir paylaşım diyebiliriz. Yani web sitesinde bulabildiğiniz bilgilerin dışında çok fazla bir bilgi yok zaten orada. Sol tarafta community'nin altında sosyal medya linkleri var. Burada önemli bir link var, o da forum. Litecoin'in kendine ait bir forumu var. Çok dallı budaklı bir proje olmasa bile tabii ki kendi altında yine belli başlı özellikleri ve gelişimi sürdürülmeye devam ettiği için bir forum var ve bu forumda gerçekten topluluk var ve paylaşımlar, tartışmalar devam ediyor. Bu büyük bir artı. Aşağı doğru geldiğiniz zaman yukarıdaki uygulamanın yine aynı linkleri. Windows için, Mac için, Linux için ve burada daha hafif bir cüzdan uygulaması var ve şurada da GitHub linki var ve web sitemiz burada zaten bitiyor. Başka bir şey yok. Yukarıdaki linkleri tıkladığımız zaman zaten sayfa aşağıya doğru iniyor. Tek farklı link şurada sağ üst tarafta bir foundation var. Foundation'a girdiğimiz zaman bu foundation linkindeki web site farklı, tamamen yine Litecoin'e ait başka bir web site. Ama bu web site aslında Litecoin'i oluşturan ekibin şirketinin web sitesi gibi düşünebilirsiniz. Yine Litecoin hakkında belli başlı bilgiler var ve ekip hakkında bilgiler var. Bakmaya çalışalım. Yine Litecoin'in ne olduğu yazıyor. Biraz aşağı indiğiniz zaman satın alın, cüzdan uygulamasında barındırın ve bir kartımız var, isterseniz harcayabilirsiniz. Litecoin nedir? Sağ tarafta burada projeler diye bir link var. Bu projelere sonra yukarıdan tıklayacağız. Az önce bahsettiğim Litecoin üzerinde Litecoin'i geliştirmek için tasarımı devam eden bazı yan projeler var şu anda. Oraya yönlendiriyor. Dediğim gibi yukarıdan tıklayacağız. About'a bastığımızda yine yukarıdan tıklayacağız. Takımı göreceğiz. İş dünyası için kullanma linki yine yukarıda var. Az sonra tıklayacağız ona da. Biraz aşağı indiğimizde bir shop'umuz var, dükkanımız. Şu anda ekranda gördüğünüz ürünler gibi ürünler. Başka bir sürü ürün var. Bunları satın alabileceğiniz bir shop var. Ona da yukarıdaki linklerde tıklayacağız. Yenilikler var. Buraya koymuşlar. Blog paylaşımları yine o yukarıda var. Tıklayacağız. En aşağı geldiğimizde bir bağış linki var. Yani bağış yapmaktansa Litecoin alabilir insanlar. Bu neden var burada tam bilmiyorum. Yenilikleri görmek için e-mailimizi yazabiliyoruz. Bir de burada gönüllü olarak Litecoin'e destek vermek istiyorsanız buraya tıklayıp görev alabilirsiniz ana ekipten.
Hani görev karşılığında çok küçük miktarlarda Litecoin paylaşımı muhtemelen yaparlar diye düşünüyorum. Bir açıklama yazmıyor orada. Şimdi yukarıdaki linklere geldik. Yukarıda Litecoin'i kullanmak, satın almak, harcamak, barındırmak, cüzdanınıza barındırabilirsiniz. Business'e bastığınız zaman iş dünyası için işte kullanım alanı. Sayfayı biraz aşağı çektiğimizde ödeme aracı olarak buradaki aracıları kullanarak iş dünyasına kullanabilirsiniz. E-ticaret alanında şuradaki iki ürün altında kullanabilirsiniz diyor. Shopify ve WooCommerce olarak ne olduğunu internetten bakabilirsiniz. Eğer sizin bir iş alanınız varsa ve orada Litecoin'i kullanmak istiyorsanız veya özgün bir fikriniz varsa hemen aşağıda bir forum var, onu doldurduğunuzda iletişime geçebiliyorsunuz. Learn linkine bastığımız zaman Litecoin'e yine ne olduğunu anlatan bir metin. Hemen aşağıda da FAQ yani sıkça sorulan sorular var. Bu sıkça sorulan sorulara tıklayarak cevaplarına bakarak temel olarak Litecoin'in ne olduğunu anlamak mümkün. Benim de tabii çok işime yaradı. Şimdi projeler linkine geliyoruz. Asıl Litecoin için işte en önemli olan yerlerden bir tanesi burası. Sayfayı aşağı çektiğimizde şu an hali hazırda devam eden birkaç tane proje var. Bu projeler Litecoin'in üzerindeki projeler. İşte smart contract platformu olmadığı için Litecoin üzerinde devasa projeler yapılamıyor. Ama buradaki projeler Litecoin'in birazcık yapısını modifiye etmek için, birazcık daha güçlendirmek için hazırlanmış şeyler. Litecoin Core zaten Litecoin'in kendisi. Burada bazı ufak tefek güncellemeler yapılıyor. Az önce bahsettiğim Mimblewimble diye bir yapı var. Yaklaşık 2 yılda tamamlanmış ve şu anda aktif olan Litecoin'in ölçeklendirilebilmesi yani takip edilebilmesi diye düşünebilirsiniz. Aynı zamanda hızını, komisyonunu çok daha iyi noktaya getiren bir özel çalışma. Bu tamamlanmış durumda Litecoin'in bir kartı var. Bu karta yükleme yapıp harcama yapabiliyorsunuz. Bir Lightning Network var. Bu Bitcoin'de de var. Bitcoin'de olanın bir benzeri Litecoin'de de var. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Aslında Litecoin'in kendine ait bir blockchain'i var. Yanında da küçücük bir blockchain daha olduğunu düşünün. Smart kontratları tam anlamıyla desteklemeyen ama küçücük bir miktarda onu da destekleyen. Bu sayede Litecoin'in üzerinde bir işleme yüksek hızda, çok daha yüksek hızda, çok daha düşük komisyonlarda yapmak istiyorsanız aslında gidip bu yandaki Lightning Network'te yapıp sonucu Litecoin blockchain'ine bilgi olarak aktarıyorsunuz. Bunun gibi bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Bitcoin'de de var, Litecoin'de de var. Çalışıyor. Lite Wallet var. Hafif bir cüzdan uygulaması var. OmniLite diye özel bir yapı var. Aslında Litecoin için en önemli şey bu. Ama bu henüz yolun başında. OmniLite da yine Litecoin blockchain'in yanında bir yan blockchain olduğunu, bu yan blockchain'in yapısının Litecoin blockchain'e biraz benzediğini, bu sebepten ötürü birbirleriyle iletişim kurabildiklerini, fakat bu OmniLite yani yeni yan blockchain'de smart kontratların tam olarak desteklendiğini, bu sayede token üretilebildiğini, NFT üretilebildiğini ve yazılımların yazılabildiğini. Yani şöyle düşünün, bir yanda Litecoin, bir yanda OmniLite. Siz OmniLite'in üzerine token oluşturup projelerinizi geliştirebiliyorsunuz. İşlemlerinizi yaparken yine Litecoin kullanıyorsunuz. OmniLite biten işlemleri ZK Snark gibi düşünün. Sonuç olarak Litecoin blockchain'e yine veri olarak veriyor. Genelde transaction'ları yani coin alışveriş transaction'ların verilerini Litecoin'e yine gönderiyor. Böyle bir girişim de var ama dediğim gibi bu henüz yolun başında ve şu anda benim gördüğüm kadarıyla ben girip birazcık inceledim, anlamaya çalıştım. Piyasanın hani boğada olmayışı, ayıda oluşu ve şu anda Metaverse, Gamify, işte NFT projelerinin birazcık popülaritesini kaybetmesinden dolayı bu iş birazcık yavaş ilerliyor benim anladığım kadarıyla. Evet, site şu anda bakacağımız bir şey kaldı mı? Siteyi bitirdik. Evet, zaten bitirmiştik. Projeleri tıklamıştık. Şurada Foundation'ın altında kontak var, iletişim, kaynaklar var. En aşağıda basmanıza gerek yok. Logo ve benzeri paylaşımlar var. Burada Foundation'ın altında About linki bizim için önemli. Meet the Team'e bastığımız zaman takımı görüyoruz. Takımdaki kişilere tek tek girip bakabilirsiniz. İnternetten araştırabilirsiniz. Buradakilerin %90'ı gerçek. Ben araştırdım. Burada en çok kamera önünde olan Charlie Lee ve ana kurucu diyebileceğimiz kişi yine Charlie Lee. Kendisi 2011'den 2009'lardan beri bu piyasanın içerisinde Bitcoin'in ne olduğunu biliyor. Bitcoin'den esinlenerek Litecoin'i birkaç kişiyle birlikte oluşturmuş, bugünlere kadar getirmiş ve bugünlere kadar kamera karşısına çıkmaya devam eden, projenin her türlü işinden sorumlu olan kişi olarak görünüyor ve piyasada gerçekten büyük bir saygı duyuluyor kendisine. Dediğim gibi ekip gerçek. Bizim için önemli olan şey buydu. Yukarıdaki linkleri bitirdik. Sadece evet, news kaldı. Blok paylaşımları 2013'ten beri CoinGecko'da olan bir proje için hala devam ediyor olması çok güzel. Tabii bu blok paylaşımları proje içerisindeki büyük gelişmeler, büyük yazılım gelişmeleri değil. Daha çok partnership'ler, işte atıyorum etkinlikler gibi şeyler var ama devam etmesi büyük bir artı.
Shop'umuz var. Ona da basalım basmışken. Shop'ta işte Litecoin ile alım yapabileceğiniz ürünler var. Tabi burada hoş olmayan bir şey var. Ürünlerin fiyatları hala dolar olarak yazıyor. Girip satın almaya kalktığınızda Litecoin'i alabiliyorsunuz ama dolar üzerinden fiyatlandırılmış. Yine bu çok hoş değil. Sağ üstte bir de Summit diye bir link var. Bu da en son etkinlik. Las Vegas'ta bir etkinlik yapılmış. Onunla ilgili bilgileri barındırıyor. Web sitelerin üzerinden geçtik. Anlamaya çalıştık olabildiğince. Çok karmaşık bir yapısı yok zaten Litecoin. İşte Bitcoin'in bir benzeri olduğu için yeni yeni kendini geliştirip trendleri yakalamaya çalışıyor. En güzel özelliği tabii 10 yıllık yerini oturtmuş olması. Eksilerini artılarını şimdi anlamaya çalışalım. Şimdi birinci eksimiz. Bir kere proje 11-12 yıllık hatta 13 yıllık bir süreç yaşamış. Fakat bu sürecin sonunda hala kripto piyasasındaki trendleri yakalayabilecek altyapıyı oturtmamış. Evet, felsefik olarak sadece Bitcoin'e benzeyen bir ödeme aracı olarak çıkmış olabilir. Ama 2011'lerden onlardan bugünlere gelene kadar onca yıl boyunca bir şekilde trendleri yakalamak için en azından kripto hype'larında bu tokenomics güzelliğine sahipken bir yandan da projenin altyapısına çoktan şu az önce gördüğümüz OmniLight gibi smart contract destekli bir yan blockchain'i entegre etmiş olmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Bunu ben bir eksi olarak gördüm. Bu eksi öyle bir eksi ki bu olmadığı için GitHub'taki paylaşımlar çok yoğun olarak güncellenen yoğun bir çalışma yok. Bu olmadığı için Twitter'da çok ciddi takipçi sayısına sahip değil. 2011'den beri piyasada olup da bu trendleri yakalasaydı şu anda Twitter'da muhtemelen milyonlarca takipçisi olurdu. Dediğim gibi bunu ben eksi olarak görüyorum ama felsefi, vizyonel bakış açısına göre ya kardeşim bu Litecoin'in konsepti bu. Karıştırma trendleri veya işte smart kontratları şunları bunları diye düşünüyorsanız bu sizin için bir eksi olmayabilir. Ama bunların hepsi olsaydı muhtemelen şu anda ilk 5'te olurdu gibi görünüyor bu tokenomics ve bunca yılın karşılığında. Bunun dışında ben hani proje için çok büyük bir eksi söyleyemeyeceğim. Çünkü eksi artı diye değerlendirirken işte rakipleriyle kıyaslamak gerekiyor. Rakipleri zaten hep ödeme aracı olmaya çalışan rakipler. Az önce konuştuğumuz gibi Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin'in kendisi, Nano ve Nano'ya benzeyen bazı diğer projeler. Bunlar da belli aşamada iyi yerlerdeler. Ama Litecoin onlara kıyasla tokenomics olarak ve genel konsept olarak, ekip olarak birazcık daha iyi bir yerde. Ama bu az önce söylediğim geniş kapsam olmaması web sitesinin de çok basit olmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda bize kripto piyasasının sevdalıları olarak yeni, güzel, işte budur deyip heyecanlandıracak yeni büyük bir şey koymuyor önümüze. Benim aslında hissettiğim en büyük eksi bu projede bu. Derin araştırmayı yaparken. Bunların dışında büyük bir eksisi yok. Artılara geçelim. Şimdi birinci en büyük artımız kaynak dağılımı. İkinci en büyük artımız grafik. Üçüncü en büyük artımız borsalar. Yani bu üçünü bir araya getirirsek tokenomics diyebiliriz. Anormal derecede güçlü bir tokenomics var. Bir de bunun yanına 2023 Ağustos'ta gerçekleşecek halving'i kattığımız zaman bir de bunun yanına zaten toplam kaynağımız 84 milyon ve biz 71'lere 72'lere kadar geldik. Bunu da kattığımız zaman aslında projenin tokenomics'i çok had safhada iyi bir noktaya geliyor. Yani Bitcoin'in tokenomics'inden kafa kafaya gelmiş durumda şu anda proje. Ve Bitcoin'in tokenomics'inin kafa kafaya gelmesinin yanı sıra önümüzdeki ilk halving daha yakın. Aynı zamanda projenin arkasında bir ekip var ve geliştirilmeye çalışan yan uygulamalar var. Neredeyse Bitcoin'e kafa tutacak bir proje. Sadece Bitcoin'in ismi var. Yani Bitcoin'in ismi bu kadar yer etmiş olmasaydı, Bitcoin'in yerine Litecoin'in ismi bu kadar yer etmiş olsaydı muhtemelen Litecoin çok daha iyi noktalarda olurdu gibi görünüyor şu anda. Bunun dışında bir artısı da forumu olması. Gerçek anlamda gerçek kişilerin tartıştığı bir platformu takip edebiliyor ve okuyabiliyor olmamız. Tabi yan uygulamaların geliştiriliyor olması da artılardan bir tanesi. Dediğim gibi bu OmniLight biraz yavaşlatılmış durumda olduğu için şu anda süper bir artı olarak koyamıyorum buraya. Ama umuyorum ki önümüzdeki süreçte daha aktif bir şekilde geliştirilip güçlü bir noktaya gelsin. Önümüzde bir boğa süreci olursa ne olur? Evet, artık bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü şu anda ayıdayız.
Evet, belki önümüzdeki süreçte yine bir düşüş olabilir, ufak tefek. Ama artık bir sonraki bu ay yavaş yavaş konuşulması lazım. Litecoin'in burada çok büyük bir avantajı var. Anormal derecede büyük bir avantajı var. Bunu doğru anlamak gerekiyor. Avantaj şu. Kripto piyasasına son boğa döneminde giren çok büyük yeni kitlenin büyük bir kısmı blockchain'in kripto varlıkların altındaki projeler ve projelerin nerelere kadar gidebileceği, günlük hayatımıza nasıl entegre olabileceği hakkında pek fikir sahibi değil bu kitle. Ve zaten bu kitlenin bir kısmı bunu umursamıyor bile. Sadece şunu umursuyorlar. Ben hangisini alayım, hangisi artar? İşte bu konuşmalar ve bu fikirler yoğunlaştığında bir sonraki boğa gelirken diğer projelerden çok daha önce hem halvinge ulaşacak, hem tokenomics'i çok iyi noktada, hem onlarca yıldır piyasanın içerisinde bulunan nadir projelerden bir tanesi. Bu sebepten ötürü önümüzdeki bir boğa sürecinde diğer projelerden daha önce sıçrama potansiyeli olan ve sıçradıktan sonra nereye giderse gitsin, bir sonraki boğa bittikten sonra düşse de önceki yerine düşmeyi pek kabul etmeyen bir tokenomics'e sahip proje. Ki bu söylediğim şey zaten şu 10 yıllık grafiğe bakarsanız başladığı noktadan sonra geçirdiği her boğada o alt limiti hep üste çekmiş, hep üste çekmiş. Bir sonraki boğadan sonra daha da üstte bırakacağını tahmin ediyorum. Eğer bir sepet yapıyor olsaydım mutlaka elimde çok küçük miktarda Litecoin olurdu. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.